Çok güzel bir setup kurdum. Bende bir tane mikrofon pop-up'ı vardı. Bir önceki videoda biraz böyle nefes sesleri falan gelmiş. Onun pop-up'ını, yani bu önüne katılan o filtre gibi bir şey var ya, rüzgar geçmesin diye. Onu telefona uyarladım ama böyle ya öyle bir karşımda bir görüntü var ki şu anda. Bunu sadece görmeniz lazım. Görmeden size anlatmamın çok imkanı yok. Ama işe yaradı yani. Şu an karşımdaki her şey homemade. El yapımı, dıy. Hangisini beğenirseniz. Şöyle bir sıcak suyumdan da çekeyim. Birkaç gündür podcast atmıyordum. Tabii ki de gelişmeler oldu mu? Hayır, olmadı. Sadece içimden gelmiyordu ve konu bulamıyordum. Hedefimde çöp adamdan hikayeler çekmek vardı ama ondan da vazgeçtim. Çünkü yapıyorsun komik olmuyor. O zaman bir anlamı yok. Yani niye yapacaksın o zaman? Oturdum yazmaya falan çalıştım. O da olmadı. En iyisi dedim ki ben bundan komple vazgeçeyim. İçimden geldiği zaman yapayım. Ya öyle bir şey oluyor ki bazen üst üste hikayeler geliyor aklına. Yaşadığın şeyler falan. Bazen de böyle bir hafta boyunca dumur oluyorsun. Bugün güzel bir konu hakkında konuşacağız. Konumuz kaygı, endişe, bunun üzerine. Bana kalırsa çağımızın en büyük problemlerinden birisi, özellikle ülkemizde. Bu şu an çok ciddi bir problem. O zaman girişimizi yapıp başlayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz kaygı, endişe ve bunun bizim toplumdaki etkileri. Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Kendimden örnekler vermek istiyorum. Ve çevremde gördüğüm şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Aslına bakarsanız kafanızı çevirdiğinizde bu bahsettiğim şeyi her yerde görebilirsiniz. İnsanlar sürekli kafasında elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim, ev kirası artacak mı? İşte bugün çay fiyatlarına %43 zam gelmiş. %50 yani işte. %43,7 mi nedir yani? Onu da katsan ne olacak, katmasan ne olacak? Bir günde çay fiyatlarına %50 zam gelebiliyor. Ekmek şu anda 3 lira. Bazı yerlerde 3,5. Normalde satılması gereken fiyat 5 liraymış. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Özellikle Türk toplumu için ekmek olmazsa olmaz. Ben de uzun zamanlardır ekmek yemiyordum. Ama artık ufak tefek ekmek yiyorum. Yani arada sırada günde bir ekmek falan olmuyor. Bir ekmeği bitiremiyorum günde. Yani benim ekmek fiyatları ile ilgili herhangi bir kaygım yok. Ama bir evde 5 kişi yaşayan var, 6 kişi yaşayan var. Ortalama bu eve her gün 5 tane ekmek giriyor. Sabah akşamı sayıyorum. Yani aslında daha fazla ama bu kemer sıkılmış hali. Bu ekmeğin fiyatı 5 lira olsa günde 25 lira, ayda 750 lira para yapar. Şimdi toplumdaki her konuda bu böyle. Araba fiyatı, mazot fiyatı, işte benzine yine 2 lira 2 lira zam gelmeye başladı. Benim konuşmak istediğim esas konu bu değil. Benim esas değinmek istediğim ana konu bu kaygı ve endişelerin biz hiçbir şekilde farkında olmadan bizi derinden derine, içten içe nasıl kemirdiği, hayatımızı nasıl zehir ettiği üzerine konuşmak istiyorum. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi şudur. Bir dakika, kedi kavgası çıktı da. Sabahtan beri büyük kedi kavgaları oluyor apartman dairesinde. Onu bir susturayım da geleceğim. Evet, kavgayı ayırdım. Tabii kavgayı nasıl ayırdım? Şöyle bir çay bardağının altına az bir şey su serperek döktüğün zaman yani herhangi bir yerdeki herhangi bir kedi kavgasını anında ayırabiliyorsunuz. İşin güzeli bir de uzun bir süre gelmiyorlar. Tabii ki de ıslatmadım hayvanları. Korkuttum. Ha bak, yine bak. Az önce kovdum ha daha. Bir dakika, tekrar geliyorum. Aga, bu kavga bitmez. O yüzden kavga aralarında pause çekeceğim. Biraz da aşağı komşu ilgilensin. O da çıktı zaten az önce. Aynı yöntemi uyguladı. O tabii daha modern o tabii daha modern bir yöntem. O sprey şişeye su katmış. Onunla sıkıyor. Hani bir ara pandemide papazlar milleti böyle şey yapıyorlardı ya, vaftiz ediyorlardı uzaktan. Aynı onun gibi. Yani zararı yok. Neyse, devam edelim biz. Nerede kalmıştık? Ha. Bu arada yukarıya yem atmıştım. Kuşların sesi geliyordur mutlaka. Bunu Raw Podcast serisinde duyabileceksiniz. Normal şeyde bunu temizleyeceğim. Ama böyle sandığınız gibi kuşların içinde cıvıl cıvıl romantik bir ortamda falan podcast çekmiyorum. Yani şu anki halimi görmeniz lazım. Mesela hiç aklınızda olmayan bir şey biriyle konuşurken durduk yere aklınıza gelir. Ona başka bir isim söylersiniz. Veya hiç olmayan bir olayı, konusu olmayan bir olayı pat diye söylersiniz. Hep bu işte beynin arkasında dönen şeyler, o sizin kaygılarınız, endişeleriniz. Ben bunu çok kez fark ettim kendimde. Size bir örnek vereyim. İş yerinde sevmediğiniz birisi vardır, gıcık aldığınız.
Ona karşı sürekli ister istemez endişelisinizdir. Yani siz bunu düşünün ya da düşünmeyin. O beyin onu o savunma mekanizmasını arkaya atar. Arkada onu oynatmaya başlar. O böyle bir kaset gibi başa sarar sarar döner, sarar sarar döner. Çünkü o bir tehdittir sizin için. Sizin hiçbir şekilde bu konuda bilinciniz olmasa dahi ister istemez strese girersiniz. Kendinizi kasarsınız. Acaba bana bir şey mi söyleyecek, bana gıcıklık mı yapacak veya istemediğim herhangi bir şey mi söyleyecek, bana laf mı sokacak? Yani siz tamamen mutlu, huzurlu olduğunuzu zannetseniz bile gerçek bundan çok çok bambaşka oluyor. Bu ne zaman ortaya çıkar? O kişi oradan kovulduktan sonra siz birdenbire bir saçma sapan gereksiz bir mutluluğa bürünürsünüz. Adamla hiç işiniz olmasa dahi, belki sizin olduğunuz departmanda değildir. Sizinle hiçbir alakası yoktur. Yani sorunu olan kişi, sorunlu kişiler sizinle alakalı değildir iki tarafta. Ama vücudunuz, beyniniz onunla ilgili endişe duyduğu için siz ister istemez sürekli bir kasılma halinde olursunuz o kişi varken. Bu yüzden de o kişi gittikten sonra herkes anlam veremediği bir şekilde mutlu olur. Yani ben bu yüzden bu toksik arkadaşlıklara falan çok karşıyım. Ya seni mutlu etmiyordur, mutlu ediyordur veya başka bir şey. Yani çok uzun süredir arkadaşsın diye illa devam etmene gerek yok. Sen farkında bile değilsindir. 15 yıldır arkadaşsındır veya 5 yıldır arkadaşsındır. 5 yıldır senin bütün huzursuzluğunun sebebi, istemsizce ortaya çıkan huzursuzluğunun sebebi, dikkat dağınıklığın, o beynindeki o dönen tilkiler, aklındaki tilkilerin sebebi bu arkadaşın olabilir. Bunu anca bu kişiyle yollarını ayırdıktan sonra görebilirsiniz. Gerçekten bu konu çok ilginç. Aslına bakarsanız birçok örneği var. Yani bu kaygı ve endişe olayı bu şekilde. Bizim hiçbir şekilde bilincimiz olmadan, isteğimiz dışında beynin kendi kendini savunmak için, bizi savunmak için bir defans geliştirmesi sonucu sürekli olarak bizi tetikte tutması. Ama bu bizim bilincimiz dışında oluyor fark ettiyseniz. Sorun ortadan kalkana kadar bunun bizim için bir sorun olduğunu bilmiyoruz bile. Hatta biraz dikkat etmezsek bunu fark edemiyor bize. Birçoğunuz şu an benim söylediklerimden sonra "Aa gerçekten ya" diye o içinize gelen anlamsız huzuru, mutluluğu tariflendirebilmiştir. İşte dediğim gibi iş yerinde gereksiz bir insan olur, bir usta olur veya sizin işinizi yapmayacak, emirlerinizi uygulamayacak bir usta olur, işçi olur. Siz onunla iyi de olsanız, kötü de olsanız veya onunla hiçbir şekilde ilişiğiniz olmasa dahi beyninizin arka tarafında bir endişe ve kaygı dönüp dönüp durur, başa sarar durur. Bu da sizin çok ciddi bir şekilde motivasyonunuzu düşürür. Ve bu durum her konuda sizi geri atacaktır. Moralman olsun, dikkat olarak olsun, enerji olarak olsun. Yani sonuç olarak bunlar çok önemli. Kaygılarınızdan kurtulun demek gerçekten dünyanın en basit ve en saçma salak şeyi yani. Böyle bir şey size söylemeyeceğim. Çünkü bir kira olmuş 2500 lira, kiralık ev bulamıyorsun. Arabaya benzin alacaksın. Sabah 20 liraya alıyorsun, akşam 22 liraya alıyorsun. Şu an taşıt pullarına falan bir sürü vergi gelmiş. %25 falan bir şeyden bahsediyorlar sigortalara da. Ya her şeyi geçtim. Bir araba sahibiysen senin o 4 lastiğin mutlaka değişecek. Ve bu sana 5000 liradan fazlaya patlayacak. Bu olay senin isteğin dışında sürekli beynini kurcalayan bir şey olacak. Ama sen farkında bile olmayacaksın. Seni sürekli aşağıya çekecek. Mesela ben sürekli olarak podcast çekerken ses olayından muzdaribim. Şimdi bu podcast'te de bunu fazlasıyla göreceksiniz. Sürekli arka plan sesleri. Bunlar benim kestiğim halde. Ben farkında olarak veya olmayarak, şu an ben farkındayım bunu sürekli yaşadığım için. Kendime dikkat ediyorum. Yani aklım burada değil. Aklım sürekli aman ses mi, aman korna mı çalacak, aman kamyon mu geçecek. İşte bu podcast boyunca kediler apartman dairesinde bizim kapının önünde kavga ettiler. 4-5 kere kesmek zorunda kaldım. Ben bu podcast'i çektiğim sürece benim isteğim dışında bilinçsizce o kapıya da odaklanıyorum. Merdiven dairesinde şey mi çıkacak, kavga mı, tekrardan kesmek zorunda mı kalacağım diye. İşte insan beyni gerçekten inanılmaz karmaşık bir yapı. Sen istemesen de uçurumun kenarına gittiğinde o ayağını geriye atıyor. Ve bu bilinçsizce oluyor. Senin isteğin dışında, istemlerin dışında. Bizden bağımsız bir koruma mekanizmamız var. Mesela sen eline alıp da bıçağı isteyerek o elini kesemezsin. Senin beynin o elini engeller. Bu sadece nasıl olur? Yanlışlıkla maydanoz doğrarken, soğan doğrarken falan kesersin. İşte aynı bu olay gibi bu tür stres, endişe ve kaygı durumlarında da beynimiz bir şekilde bizi tedirgin ediyor, tetikte yani. Sen beyninin tamamını kullanamıyorsun, odaklanamıyorsun. Bunun haricinde sürekli agresif de oluyorsun.
Yani maalesef arkadaşlar ülkemizde kaygılı olmamak şu anda çok çok zor. Hem gelecek olarak hem ekonomik olarak ya bir de onun haricinde sokakta güvenliğimiz yok. Adamlar seni bıçaklıyorlar. Adamları mahkemeye versen avukat parasını bile senden alıyorlar. Hepsi bıçaklarla geziyor ve gerçekten de bu konularda emin olun polislerin elleri kolları bağlanmış durumda. Yani böyle bir durumda biz dışarıya çıktığımızda A noktasından B noktasına gidene kadar sürekli bu kaygılarla mücadele ediyoruz. Kafamızın arka planında bunlar sürekli sarıp sarıp oynuyor. Ondan sonra arkadaşınla konuşurken bambaşka bir şey söylüyorsun birdenbire. Diyorsun ki aklıma da şu geldi. Halbuki aklına gelmedi. O aklının arkasında hep dönüyor. O senin kaygıların. Aynı şekilde mutluluk da oluyor. Ama kaygı ve endişe kadar, stres kadar ön planda olmuyor mutluluk. Bu konular biz farkında olmasak da bizim beynimizi kemiriyor. Ondan sonra bakıyorsun dertsiz tasasız görünen adamların 35 yaşında saçlarında siyah kalmıyor. Aslında gerçek böyle değil. Gerçek bambaşka. Anlatacaklarım bunlar. Yani şimdi size küfreder gibi kaygıdan, stresten ve endişeden uzak durun, kafanızı boşaltın falan diyemeyeceğim. Belki bunu dışa vurarak, ses kayıtları yaparak, arkadaşınızla konuşarak, kendi kendinize de olsa konuşarak, içinizi dökerek sağlayabilirsiniz. Size verebileceğim tek tavsiye şu anda bu. Ülkenin ekonomik durumu ve sokağa çıktığımızda can güvenlik durumumuz ortada. Yani size şimdi diyemem ki yaz geldi, şortla gezen kadınlar veya kısa etekle body ile gezen kadınlar kaygı duymadan, endişe duymadan rahat rahat gezebilir. Bunu bu ülkede söyleyebilecek kimse yok. Ve bu kaygı sürekli sizin o beyninizin arka tarafında boşu boşuna sizin enerjinizi tüketen, farkında olmadan modunuzu aşağı çeken bir durum olarak kalacak. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Burada bilgi alışverişi, fikir alışverişi yapabiliriz. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, pop-up filtre bence işe yaradı. Neden biliyor musunuz? O hani yuvarlak olur ya pop-up filtreler. Şu anda onun üzerinde böyle ufak ufak hedefe atılmış tükmük taneleri görüyorum. Şöyle bir sıcak suyumu çekeyim. Gerçekten bu kaygı konusunda çok fazla tecrübe yaşadım. Arkadaşlar def edin gitsin. Yani size kaygı yaşatan, sizi kaygılandıran her kimse onu hayatınızdan çıkartın. O durumu hayatınızdan çıkartın. Eğer elektrik süpürgeniz arada sırada arıza verdiyse, şu an elektrik süpürge sesi geliyor, o yüzden onu da arada kaynatmak için o örneği veriyorum. Mesela elektrik süpürgenizde böyle kontaksızlık vardır. Siz yerleri süpürürken arada sırada durur durur başlar. Bu böyle sizi sinir harbine sokar. Çok gıcık bir durumdur bu. Daha önce bunun benzeri bir durum bana vantilatörde gelmişti. Emin olun ki siz ayda bir ortalığı süpürseniz de bir ay boyunca bu acaba ben süpürürken durup durup başlayacak mı? Bunun stresi, bunun kaygısı beyninizin arkasında dolaşacak, beyninize yerleşecek ve siz farkında olmadan sizin modunuzu sürekli aşağı düşürecek. Bu tür şeyler, yani illa insan olarak değil, bu tür durumlar da olabilir. Geçmek zorunda olduğunuz sokakta gıcık gıcık tipler varsa veya görmek istemediğiniz yüzler varsa, insanlar varsa geçmeyin. Çünkü bu kaygı, bu endişe sabahtan akşama kadar sizin beyninizi kemiriyor. Vücut bunu bir savunma mekanizması olarak oradan geçme. Niye? Kavga etme riskin var. Kavga etmek ne demek? Kendine zarar vermen demek veya başkasına zarar vermen demek. Yani insan beyni gerçekten inanılmaz karmaşık ve kompleks bir makina, biyolojik makina. Daha doğrusu biyokimyasal bir makina. Kedileri yine kovaladım, yine geldiler. Yine kovaladım, yine geldiler. O yüzden kedileri bıraktım. Oraya tehdit olarak bir bardak su kattım. Hani bak gelirseniz akıllı olun diye, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Biz en üstte olduğumuz için yukarıya kadar geliyor. Burada sıkışıyorlar, daha su yok. Burada ondan sonra tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Şu an işe yaradı ama o şey benim hoşuma gitti. Spreyle su sıkmak. Çünkü çaydanlıkla böyle su atıyorsun çay bardağıyla. Taş devrinde mi yaşıyoruz yani, teknoloji diye bir şey var. Hayvanları da seviyoruz yani, burada şey yapmıyoruz. Zaten neredeyse her katta su kabı var, mama kabı var. Burada ufak tefek kavga olduğu zaman da ayırıyoruz, olayı çözüyoruz. Benim arkadaki kedileri de anlatmıştım. Arka bahçeme sıçan Suri hikayesi vardı, Çöp Adam'dan Hikayeler bölümü. Orada anlatıyordum. Suicide Squad timim var arkada. Şimdi onlara bir tane yenisi eklendi, siyah. Siyah ama nasıl? Yani batıl inancı olan, siyah kedi gördün mü öleceğim desin. Eğer batıl inancı varsa ölmesi lazım.
Kapkara. Yani hayvanın gözlerinin feri hariç her yeri kapkara. Gece yürüsün böyle bir yerde sabit dursun göremezsin karanlıkta. Yani gölgeden daha karanlık. Benim için fark etmiyor. Bir de merdivenin altında duruyor. Tam şey yani. Kedinin adını da 13 katacağım. O zaman tam olur bak. Bir tane de ayna kırarız merdiven dairesinde. Gelecek 1500 yıl boyunca işimiz rast gitmez. Bu aralar biraz cıvıttım. Dün mesela damda bir podcast çektim ama isyan podcastiydi. Onu yayınlamayacağım. Kesin karar verdim. Yükledim. İlk önce yayınlayayım dedim. Sonra dedim ki gizliye atayım kalsın. Belki ileride falan yayınlarım. Sonra tekrar dinledim. Çünkü tekrar dinlediğimde ben de çok moralim bozuldu. Bayağı böyle isyan etmişim yani. Her şeye, aklınıza gelen her şeye. Kanala falan değil yani, YouTube'a değil. Her şeye isyan etmişim. 1,5 saate yakın falan konuşmuşum. Sildim. Olduğu gibi sildim hepsini. Bugün de dedim, kalk podcast'ini çek. Aklına bir konu gelmişken yoluna devam et. 2 gün ara verdik, yeter zaten. Bunu da akşam saat 6'ya yetiştirmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi podcast'in editli versiyonunu 6'da yayınlıyorum akşam. Editsiz ham versiyonunu da 6'yı çeyrek geçe yayınlıyorum. Bunu yetiştirebilirsem 6'da, yoksa kaçta olursa o saatte yayınlayacağım ki bir sonraki güne atlamayayım. Bir sonraki gün tekrardan bir podcast çıkartayım. Güncel konuları da konuşuruz ama onu bir sonraki podcast'in girişinde yapalım. Veya bu Atatürk Havalimanı üzerinde neler dönüyor şu anda, ona bir bakın. Bir de dönün benim aylar önce yaptığım Atatürk Central Park projeme bakın. O podcast'a bakın. Bu da tarihe not düşsün. Dediğim çıktı demek bir övünme şekli değil ama gerçekten de öyle oldu. Burayı bir şekilde Katarlılara, Araplara peşkeş çekmeye çalışıyorlar ve paha biçilmez bir arazi. Büyük ihtimalle böyle bir mega şehrin içinde dünyada var olmayan böyle bir arazi yok dünyada. Buraya da bir şekilde çökmek istiyorlar seçim öncesi. İnşaat yapacaklar işte, biraz ekonomi düzeldi balonu yaratacaklar kendi seçmenlerine, bize değil tabii. Çünkü kendi seçmenlerini çok kaybettiler, çok büyük kan kaybettiler seçmen konusunda. Onlara böyle bir yağlama çekecekler. Seçim bittikten sonra ülke yine alaşağı devam edecek. Ama bu sefer ben yiyeceğini zannetmiyorum. Bu strateji ellerinde patladı. Muhalefet çok güzel çıkış yaptı. Hepsi birlik olup konuyla ilgili açıklama yaptılar. Ve işin en güzeli de röportajlara bakıyorum. Artık AKP seçmeni uyandı. Yani bu ne olursa olsun ben AKP'ye oy veririm diyen kesim %10'lara falan düştü. Gerçekten öyle. Hani onlar da şeriatı getirsin diye şey yapıyorlar. Şeriat isteyenler. O kadar da olduğunu zannetmiyorum. Bu ülkede 2 milyon kadar bir nüfus şeriat gelsin istiyor. Geri kalanı ılımlı Müslüman, yani Türk Müslümanı. Ben onları bu şekilde değerlendiriyorum. Hani şeriatı falan istemiyor. Bu şeriat uygulamalarını da istemiyor. Ama Müslümanım der, namaz da kılmaz. İçkisini içer. Arada sırada cumaya gider. Veya kafası esti mi namaz kılar. Bu kitle artık AKP'yi istemiyor. Bu kadar yine iyi konuştuk. Sanıyorum 20 dakikalara falan gelmişizdir, göremiyorum. Bir arkadaş geldiğinde de burada bu şekilde kendimi çektireceğim. Bu da böyle anı olarak kalsın. Ben böyle podcast çektiğim yerleri falan fotoğrafladım. Anı olarak attım. Çünkü bunun gerçekten görülmesini istiyorum. Ne şartlarda başladım, bu podcastleri nerelerde çekiyorum, nasıl çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yarın yine bir podcast daha gelir büyük ihtimalle. Belki bir de çöp adamdan hikayeler patlatırım. Enerjimi toplamışken. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.